Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Ben Adil Yıldırım. Son dönemde kanalıma gelen yorumlardan bazıları çok ilgimi çekmeye başladı. Çünkü erkeklerden yorumlar gelmeye başladı. Bu daha önce gerçekleşen bir olay değildi arkadaşlar. Yani benim takipçilerim genelde kadınlar, belli seviyedeki, belli entelektüel seviyedeki kadınlar bana mesajlar gönderiyorlar ve ben bu mesajlara göre videolar çekiyorum. Ancak erkeklerden bana çok fazla yorum geldiğini görmedim. Ya bu e, bir şeyleri işaret etmeye başlıyor. Şöyle mesajlar geliyor. Niye erkekler için de videolar çekmiyorsun? Hani erkeklere de yol gösterebilir misin? İşte e, kadınlar hakkında videolar çekebilir misin? Hani bizim de anlamak istediklerimiz var. Tabi bu yorumları ben dikkate alıyorum. Aslına bakarsanız hep söylediğim gibi kanalıma gelen bütün yorumları Instagram'dan veya Youtube'dan gelen bütün yorumları her zaman dikkate alıyorum. Dolayısıyla yaklaşık olarak bir 20-30 kişiden son dönemde, son 2 haftada ya da şöyle söyleyelim 2019'a girdiğimizden beri erkeklerden gelen bu yorumlar genelde şöyle. Kadınlarla iletişim kurabilmek için neler yapmalıyım? Bunun yolu nedir? İletişim sıkıntıları yaşıyorum. Bu genelde ülkemizde hep yaşanan bir olay. Yani sadece kadın erkek ilişkilerinde değil. İnsanlar arasındaki iletişimde ciddi sıkıntılar var. Bunu biliyoruz yani. İşte bu konularda ne yapmam lazım? Nasıl kendimi ifade edebilirim falan filan. Böyle bu çerçevede mesajlar. Şimdi ben bu videoda daha önce yapmadığım bir şey yapacağım. Buraya notlarımı da aldım benim klasik kara kaplı defterime. Erkeklere 3 tane yol söyleyeceğim. 3 yol. Bu üçü bir erkeğin kadınlarla iletişime gitmeden önce kadınlar dünyasına öyle söyleyelim adım atmadan önce kendisiyle ilgili yapması gereken 3 şey. Çünkü nasıl bir uçak kalkmadan önce bir checklist yapıyor. Yani kontroller yapıyor. Böyle kafasına göre bir uçak kalkamaz. Bu şekilde erkeğin de bu kadın dünyasında iletişim kurmadan önce yapması gereken kendisiyle ilgili 3 tane şey var. Ben her zaman bunu düşünmüşümdür. Erkek danışanların bana başvurdukları zaman bu 3 noktayı onlara özellikle böyle altını kırmızı kalemle böyle çizerek anlatıyorum. Belli bir mantığı olduğunu zaman içinde anlıyorlar ve kendilerini geliştiriyorlar. Bir kere kadınları her zaman için dinamik erkekler etkiler. Dolayısıyla kendisini geliştiren, yerinde saymayan, sürekli dinamik olan, sürekli harekete açık erkek olmanız lazım. Özellikle erkeklere hitaben bu videoda anlatacağım. Dolayısıyla bir <laughs> biraz farklı olacak çünkü kadınlara hitaben e, üslubumu biraz farklı seçiyorum. Şimdi hem cinslerime, heteroseksüel erkek dünyasına hitaben anlatmaya çalışacağım. Birinci nokta arkadaşlar okuyun. Tekrar söylüyorum yanlış duymadınız okuyun. Kitap okuyun. Geçenlerde bir videomda bu konudan bahsettim. Erkekler ülkemizde yeterince okumuyorlar. Bunun da sebeplerini anlatacağım şimdi. Yani neden okumaları gerekiyor? Kadınlarla ne alakası var? Şöyle. Biz erkekler öncelikle fiziksel olarak kadınları değerlendiririz. Bu sebeple kadınlar makyaj yapar ve her zaman için güzel görünmeye çalışırlar. Onlar da bilirler ki erkek öncelikle fiziğe bakar kadında. Kadınlarsa tam olarak fiziğe bakmazlar. Bu sebeple çok güzel kadınların yanında ee, ...sincap, fare, işte ne bileyim sırtlan tarzı adamları görürüz. Yani fiziksel olarak söylüyorum yani şaka bir yana. Herkes tabii ki çok yakışıklı olacak diye bir şey yok. Ama bu tip hani ne işi var bu kızın yanında bu kadar tipsiz bir adamın falan dediğinizi duyar gibiyim. Hani bunu herkes günlük hayatta görür. Çünkü kadınlar çok böyle güzel yakışıklı adamları ön plana koymazlar. Önemli olan kadına ne söylediğinizdir yani... Kadın özellikle de iletişime çok önem verir. Yani duyduklarına çok önem verir. Dolayısıyla kadının ruhuna hitap eden kelimeleri kurmanız gerekiyor. Ve bunu içinizden gelerek yapmalısınız tabii ki. Çünkü yalanı anlıyorlar belli bir noktada. Şimdi arkadaşlar güzel konuşabilmeniz için, güzel şeyler söyleyebilmeniz için kullandığınız dili çok iyi kullanabilmeniz lazım. Yani ana dilinize hakim olmanız lazım. Bunun da yolu ilkokulda da söylendiği gibi, ortaokulda da söylendiği gibi bunun yolu çok net. Kitap okumak yani sürekli olarak okumanız gerekiyor. Ayrıca sadece kadınlarla sohbet etmek için değil kendinizi geliştirmek için de kitap okumanız gerekiyor. Yani kitap okumak insanın ruhunu, hayata bakışını genel olarak diğer insanlarla iletişimini yukarı taşıyan, ruhunu geliştiren konudur. Dolayısıyla kitap okumak birinci madde. İkinci madde kültür ve sanat olarak kendini geliştirmek. Kadınlarla iletişime geçmek ve sizin o onlar açısından etkileyici bir adam olmanızı istiyorsanız, onları etkilemek istiyorsanız kültür ve sanata çok değer vermeniz gerekiyor. Bu konuda çok ciddiyim. Daha önce hiçbir sanatla alakanız yoksa bile hani heykel, resim, şu bu... Tiyatroyla başlayın, tiyatroya gidin, operaya gidin, konserlere gidin. Bu tip aktiviteler çok önemli. Bu arada flört ettiğiniz bir kız varsa onu da çağırın. Yani onu illa evime gel de işte yemek yapayım da hani belki sevişiriz diye çağırmayın. Yani artık kadınlardan o kadar bu konuda mesaj alıyorum ki sürekli cinselliğe yönelen erkek tipi arkadaşlar hem cinslerim biraz kendimizi geliştirelim ya. Yani birazcık hani cinsellik hep ön planda, hep ön planda artık bu sıkıcı bir şey haline geldi. Yani ben bu kanalda hep samimi videolar paylaştım ama erkeklerin toplumumuzda biraz kendini geliştirmesi gerekiyor. Çünkü şöyle söyleyeceğim yani kadınlar düzgün, kültürlü adam bulamıyorlar yani durum bu. Kültür olarak kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Sanat, tiyatro, opera. Opera hadi çok egzantrik bir şey Türkiye için belki biliyorum yani çok opera meraklısı insan yok burada. Ama özellikle tiyatro çok önemli. Yani tiyatroya bol bol gitmeniz lazım. Dolayısıyla kadınlarla sohbet edebileceğiniz konular artıyor dikkat ederseniz. Kitaplar, tiyatro, sanat, sinema. Sinema da önemli. Yani sinema da önemli. Bunlar mutlaka sizin bakış açınızı ve perspektifinizi geliştirecek. Ve 3. Bence en önemli noktalardan bir tanesi. 3. Her gün düzenli olarak spor yapmanız lazım. Bu konuda çok ciddiyim. Şimdi şöyle bir şey var. Ee, hani Bizim bir olayımız var ya Türkiye'de Türk kası işte göbek falan bunlar hiç yakışmıyor. Yani kadınlar önem vermez diye düşünebilirsiniz. Hayır veriyorlar. Yani mesela diyelim ki şöyle bir örnek vereceğim. Bir erkek dünyanın neresinde olursa olsun kız arkadaşıyla veya eşiyle bir restoranda, bir barda oturuyor. O mekana body yapmış, vücudunu geliştirmiş bir adam giriyor. Kadın ne olursa olsun dönüp bir bakar. Kadınların kaslı erkek sevmediği büyük bir yalandır. Kasa dikkat ederler ama tek başına kas yapmak yeterli değildir tabii ki. Ya başka konular da var ama erkeğin güçlü olması, fiziksel olarak güçlü olması mutlaka kadınları etkiler. Mutlaka. Ben bunun ötesine asla inanmam. Ama kas ve vücudu birinci sıraya koyan kadınlar vardır, son sıraya koyan ama mutlaka sıralamada fiziksel güç vardır. Bizim insanlığın tarihinden beri yani binlerce yıl öncesinden beri erkek güçlü ailesini korur, kadınını korur. Kadın da işte başka görevlere sahiptir. Hep böyle bir görev dağılımı yapılmıştır. İnsanların genetiğinde, genetik haritasında bunlar yazılıdır zaten. Bu değişmez. Dolayısıyla şimdi ben size birinci maddede dedim ki arkadaşlar kitap okuyalım. Lütfen okuma oranımızı arttıralım. Türkiye'de İstatistiklere göre satılan 100 kitaptan 82'sini kadınlar satın alıyor. Yani 18 kitabı erkekler alıyor. Ya yapmayın yani hiçbir şey okunmuyor Türkiye'de maalesef. Erkeklerin kitap okumadığı bir ülkedeyiz. İstisnalar vardır ama kaideyi bozmaz. İkinci sırada kültür sanat dedim. Kısaca tekrarlıyorum maddeleri. Sinema, tiyatro, opera mümkünse yani ...biraz hani o toplulukla izlenen sanatların içerisinde olmak zaten sizi otomatikman bakış açınızı değiştirecek. Yani bir kadına bakarken direkt olarak hani cinsellik değil de daha farklı şeyler görmeye başlayacaksınız. Çünkü bir kadın zaten bir sanat eseri yani ona baktığınız zaman siz de sanatsal bir bakışa sahip olmaya çalışın. Üçüncü madde spor. Her gün en az yarım saat eğer mümkünse bir buçuk iki saat sporunuzu yapın. Kardiyo veya vücut ama mutlaka formda olmak çok iyidir. Kadınlarla iletişimde fiziksel yapınızın güçlü olması onları muhakkak etkiler. İlk sırada olmasa bile muhakkak etkiler ve zinde olursunuz hem kafa olarak hem de beden olarak. Şimdi ben şöyle bir karar aldım. Bu videoyu o şekilde bağlayacağım. Ben erkeklere yönelik de videolar paylaşacağım ama kanalın ana konusu kadınlara erkek dünyasını açmaktır ve bu değişmeyecek. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kendinize çok iyi bakın.